şiiri okuyabilirsin. Yerli malı, yurdu malı, herkes bunu kullanmalı. Ulan yerli malı haftası yapalım dedik, siz elinize Starbucks kahvesiyle gelmişsiniz. Hocam nereden çıktı bu yerli malı haftası, Allah'ını seversen? Ne güzel benim beden eğitimi dersim vardı. Ne demek nereden çıktı? Öğrencilere yerli malını kullanmanın önemini anlatacağız. Yerli malı var da bir mi kullanmıyoruz hocam? Her şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Burada bizden başka yerli mal yok. Olsun, çocuklar için bir değişiklik olur en azından. Tahminen ne zaman biter? Bir saate biter herhalde, niye sordun? Sevgilimle buluşmaya gideceğim. Sabah buluştum dedin ya. O ayrı, sen beni ne sandın? Adam sanmıştım. Bu ne Ömer? Çikin burger hocam. Ben size ne dedim? Yerli malı ürünler getirdim dediniz hocam. Bununki yerli malı mı? Değil mi? Değilmiş. Hamburgerin yanına iyi gider diye düşündüm hocam. Bari Nida gazozu alsaydım. Bu ne? Rus salatası hocam. Ekmeği de kesin fırından almışsınızdır. Biz yaptık ekmeği hocam. Çok şükür yerli malı bir şey bulabildik. Ekmeği annem yaptı ama bu da ithaldi hocam. Ulan bir tane yerli malı yok mu lan? Kısır var hocam, buyurun bunu yiyelim. Bunun yerli malı olmaması imkansız. Aferin lan. Bir tane içimizden akıllı adam çıktı. İthal buradan yapıldı hocam, sorun olur mu? Bu nasıl yerli mal haftası lan? Bir tane yerli malımız yok. Hamsi var, hamsi bizimdir. Gönül rahatlığıyla yiyebiliriz. Kim akıl etti bu Karadeniz hamsisini? Karadeniz değil hocam, Gürcü hamsisi. Belli değil mi? Et yok et. Neyse, size afiyet olsun çocuklar. Dedik o kadar size, yapmayın hocam diye. Ne istiyorsunuz hocam? Yerli malı haftasının ismini değiştirmenin vakti geldi de geçiyor bile. Ne katacaksınız peki hocam?